Bırakanlar programına hepiniz hoş geldiniz. Bir haftalık bir aranın ardından İz Bırakanlar programıyla yine karşınızdayız. Bu akşam da her salı akşamı olduğu gibi, her çarşamba olduğu gibi yine iz bırakan bir değerimizi evlerinize, gönüllerinize, gündemlerinize taşıyacağız. Evet, bu akşam Kahire'nin, Şam'ın ve Kudüs'ün sultanını, Haçlılara en büyük darbe vuran bir mücahit İslam sultanını, İslam askerini, Selahaddin Eyyubi, ki kendisi Akif'in ifadesiyle Şark'ın en büyük sultanlarından bir tanesidir. Kudüs'ün ikinci fatihidir. Evet, bu akşam Selahaddin Eyyubi gündemimizde olacak. Selahaddin Eyyubi'yi farklı yönleriyle anlamaya, tanımaya ve sizlere tanıtmaya çalışacağız. Selahaddin Eyyubi'nin hayatından alacağımız çok örnekler var. Yaşantısından çıkartacağımız çok dersler var. Çünkü ideal bir mücahit, ideal bir dava adamı, numune-i imtisal teşkil eden bir Müslüman şahsiyet Selahaddin Eyyubi. İşte biz de onu bu akşam farklı yönleriyle tanımak için birbirinden değerli misafirlerimizi ilerleyen dakikalarda bu stüdyolarda ve bu ekranlarda sizlerle buluşturacağız. Selahaddin Eyyubi üzerine çalışma yapan Hilal Televizyonu'nun Ankara temsilcisi Mehmet Sılay ve Haçlı'nın, Haçlı zihniyetinin psikolojisini bizlere anlatmak üzere de Doçent Doktor Sayın Sefa Saygılı bizlerle birlikte olacaklar. Gelin isterseniz misafirlerimizle Selahaddin Eyyubi'yi konuşmaya başlamadan önce şöyle bir bu örnek İslam mücahidinin hayatına genel hatlarıyla bir bakalım. O mücadele dolu, cihat dolu ömrüne neler sığdırmış bu büyük İslam kumandanı belgeselimizden izleyelim. Sonra yolculuğumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Selahaddin Eyyubi 1138 yılında Irak'ın Tikrit kasabasında doğdu. Asıl adı Yusuf'tur. Dinin onuru, kurtuluşu anlamına gelen Selahaddin adını sonradan aldı. Ailesi Azerbaycan'ın Duin kasabasında yaşayan ve daha sonra Irak'ın Tikrit şehrine göç eden Hezbahiye Kürtlerindendir. Babası Necmettin Eyyub, Tikrit valisi olarak Selçuklu emiri Behruz'un, Baalbek valisi olarak da Musul emiri İmadettin Zengin'in hizmetinde görev yaptı. Necmettin Eyyub, daha sonra Selçuklu Atabek'i Nurettin Mahmut Zengin'in hizmetine girip Şam'a yerleşti. Tikrit, Baalbek ve Dumeşk'te büyüyen Selahaddin, döneminin önde gelen alimlerinden iyi bir eğitim aldı. 17 yaşındayken Atabek Nurettin Mahmut Zengin'in sarayına alındı. Böylece devlet teşkilatı ve idaresini iyi bir şekilde öğrendi. Selahaddin'in devlet kademelerindeki ilk hizmeti de Şam'ın Şurta Emirliği görevi oldu. Askeri hayatı ise amcası Musul Atabeyi Asadettin Şirkuh'un hizmetine girmesiyle başladı. 1162 yılında Asadettin Şirkuh'un Mısır'ın 1. Haçlı Seferi sonucunda kurulan Latin Hristiyan devletlerinin eline geçmesini önlemek amacıyla düzenlediği 3 sefer sırasında Selahaddin de yardımcısı olarak savaşa katıldı. Şirkuh'un ölümünden sonra Selahaddin Eyyubi henüz 31 yaşındayken hem Suriye birliklerinin komutanlığına hem de Melik ünvanıyla 1169 yılında Mısır veziliğine atandı. Selahaddin Mısır'ın idaresini ele alınca kendi şahsında bir düzenlemeye girdi, hayat prensiplerini sertleştirdi. Her zaman muttaki ve haramdan sakınan biri olarak dünya zevkü safasını ve rahat bir hayat yaşama arzularını tamamen terk etti. Çevresine karşı iyi bir örnek oldu. Bütün çalışmalarını İslam'ın güçlenmesi noktasında yoğunlaştırdı, ordusunda bütün Müslüman milletlerden asker bulundurdu. Onun çabasıyla Şii ve Sünni Müslümanlar arasında büyük bir yakınlaşma yaşandı. 1171 yılında Mısır'da Şii Fatimi halifesi El-Adıd vefat edince Selahaddin Bağdat'taki Sünni Abbasi halifeliği adına hutbe okuttu. Böylece Mısır'ın tek yöneticisi durumuna geldi.
Mısır'daki iktidar değişikliği Haçlıların tekrar harekete geçmesine sebep oldu. 1173 yılında Sicilyalı Normanlar kuvvetli bir donanmayla İskenderiye'ye çıkarma yaptılar. Selahaddin Eyyubi Norman çıkarmasına karşı 3 gün devam eden şiddetli kara muharebesi yaptı ve Normları geri püskürttü. Bir süre için kağıt üzerinde Emir Nurettin'in bağlısı olarak kaldıysa da bu ilişki Suriye emirinin 1174'te ölmesiyle sona erdi. Şu gerçeği ifade etmek gerekir ki Nurettin Zengi ile Selahaddin Eyyubi'nin tarihi rollerini birbirinden ayırmak mümkün değil. Selahaddin Eyyubi müstakil bir devlet kurmak hesaplarına girmemiş, sadece Nurettin Zengi'nin ölümünden sonra mevcut devletin dağılıp parçalanmasını önlemek için gayret etmiştir. Selahaddin Eyyubi, Nurettin'in çocuk yaştaki oğlu adına naiplik talebinde bulunmak üzere küçük ama çok disiplinli bir orduyla Suriye'ye hareket etti. Ama çok geçmeden bu talebinden vazgeçerek 1175 yılında kendi adına hutbe okutup para bastırdı ve 1186 yılına değin Suriye, Filistin ve Mısır'daki tüm Müslüman topraklarını bir çatı altında birleştirmeye girişti. Zamanla cömert, erdemli ama kararlı bir hükümdar olarak ünlendi. O zamana değin iç çekişmeler ve yoğun rekabet yüzünden Haçlılara direnmede güçlük çeken Müslümanların maddi ve manevi açıdan güçlenmelerini sağladı. Aynı zamanda devlet teşkilatı, memleket imarı, mektep ve medrese yapımı üzerinde durdu. Selahaddin, yeni ya da gelişmiş askeri teknikler kullanmak yerine çok sayıdaki düzensiz kuvvetleri birleştirip disiplin altına alarak askeri güç dengesini de kendi lehine çevirmeyi başardı. 1177-1179 yılları arasında Gazze, Askalan, Remle, Şeria Nehri kıyısında ve daha birçok yerde Latin Haçlı Krallığına karşı birçok savaş kazandı. 1183 yılında Halep ve El Cezire'yi aldı. Aynı yıl Şam'da bir İslam Birliği Şurası toplayarak bütün Müslüman emirleri Haçlılara karşı birliğe davet etti. 1187 yılında bir Haçlı ordusunu Kuzey Filistin'de Taberia yakınındaki Hattin'de sıkıştırdı ve büyük bir hamleyle yok etti. Hittin'de Haçlılar doğuya saldırdıklarından beri ilk defa bu denli ağır bir hezimete maruz kaldılar. Haçlıların verdiği kayıpların büyüklüğü Müslümanların Kudüs Krallığı'nın neredeyse tümünü ele geçirmesini sağladı. Cihada aşık olan Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethedinceye kadar her şeyi bir kenara bırakarak rüzgarın söküp atabileceği bir çadırda yaşamaya katlandı. Kudüs'ü birçok yönden kuşattı. Nihayetinde Haçlılara en büyük darbesini 88 yıl ellerinde tuttukları Kudüs'ü 2 Ekim 1187 yılında teslim alarak indirdi. Mübarek Kudüs şehrini teslim alınca ilk kıblegahı kendi elleriyle gül suyla yıkadı, Haçlıların yaptığı gibi katliam yaptırmadı. Kudüs'te kalmak isteyenlere cizye ödemek şartıyla müsaade etti. Kudüs'ün fethi İslam alemini çok sevindirdi. Haçlıların tahrip ettiği şehri yeniden imar etti. 1188 yılında Laskiye, Cebele ve Busra'yı da fethetti. Antakya'yı kuşattıysa da kralı mütareke istedi. Mütarekeyi kabul ederek 1189 yılının Ocak ayı ortasına kadar Safet, Kevkep, Kerek ve Şevbek'i fethetti. 1189 yılında Haçlı işgali altında yalnızca 3 kent kalmış ama sağ kalan dağınık Hristiyanlar zorlu bir kıyı kalesi olan Sur'da toplanarak Latin karşı saldırısının çıkış noktasını oluşturdular. Selahaddin Eyyubi elinde kılıç durmadan çarpışan insan görünümünde kabul edilmemelidir. Onun aynı zamanda şehirlerin imarı ve ilim merkezlerinin oluşturulması konusundaki gayreti de takdire şayandır. Kur'an dinlemeyi çok sever, okunurken hep ağlardı. Güzel amelleri yanı sıra idarecilik ve teşkilatçılık yönünden de güzel meziyetleri vardı. Adaleti, yumuşak huyluluğu, cömertliği, mertliği, tevazusu ve asaletin yanı sıra sabır, dürüstlük ve cesaretiyle de Doğu ve Batı'nın takdirini kazanan müstesna bir insandı. Kürtçe, Farsça, Arapça ve Türkçe biliyordu. Yemen'den Harran'a, Tunus'tan Hemedan'a kadar geniş bir bölgede ümmet bilincini yeniden dirilten Eyyubiler Devleti'nin büyük hükümdarı Selahaddin Eyyubi, malaria ve menenjit hastalığına yakalandı. 14 gün hasta yattıktan sonra 14 Temmuz 1193 yılında Şam'da vefat etti.
Medresetül Aziziye'ye defnedildi. Sevgili seyirciler, birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Selahaddin Eyyubi'nin örnek hayatından bazı bölümleri getirdik ekranlarınıza. O sadece teşkilatçılığıyla değil, aynı zamanda kültür ve medeniyet hayatımıza katkılarıyla da dünya çapında önemli bir şahsiyet. O yüzden ki Safahat şairi Akif, Şark'ın en sevgili sultanı diyor Selahaddin Eyyubi için. O akşam iki değerli misafirim var iz bırakanlarda. İlk olarak Selahaddin Eyyubi hakkında uzun yıllardır araştırmalar yapan, çalışmalar yapan ve bu çalışmalarını derli toplu bir halde kitaplaştıran Hilal TV'nin Ankara temsilcisi Doktor Mehmet Sılay Bey bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Getirdiniz. Teşekkür ederim. Ve yine bu akşam programımızda Haçlıların psikolojisini, Haçlıların ne yapmaya çalıştığını ve o günkü Haçlı zihniyetinin bugüne yansımalarının olup olmadığını konuşacağımız değerli bir isim, hepinizin yakından tanıdığı bir isim, Doçent Doktor Sayın Sefa Saygılı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Safa getirdiniz. Evet, öncelikle sizinle başlayalım Mehmet Bey. Şimdi içinden geçtiğimiz günler Orta Doğu Barışı'nın mimarı olan ve adeta efsaneleşmiş bir hayata da imzasını atan, asırlar geçse de cihadıyla, hizmetleriyle, geride bıraktığı eserleriyle, tarihe, medeniyete ve kültüre yaptığı katkılarıyla unutulmayan bir isim Selahaddin Eyyubi. Evet. Ve siz bu Selahaddin Eyyubi hakkında bildiğim kadarıyla 3 yılı aşkın bir süre çalışmanın ardından bir kitap kalemi aldınız. Evet. Hemen şunu soralım. Selahaddin Eyyubi böylesine farklı, özel, ayrıcalıklı ve sizin nezdinizde de önemli kılan hususiyetler nelerdir? Yani hangi amiller sizi Selahaddin Eyyubi hakkında araştırma yapmaya sevk etmiştir? Önce onun ismini anmadan önce Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Az önce kardeşimle birlikte namaz kıldık, abdestliyiz yani. Allah kabul etsin. Selahaddin ancak böyle bir ortamda, böyle psikolojik bir platformda anılmalı ve onunla ilgili bilgiler... onun sevdası ümmetin, milletin çocuklarına takdim edilmelidir. Bir vesile bugün 3 ayların, mübarek ayların ikinci günü izleyicilerimize mübarek olsun diyoruz. Milletimize ve insanlığa, İslam alemine barış ve huzur getirsin inşallah. Şimdi Orta Doğu Barışı'nın mimarı, Büyük Orta Doğu projesi bütün hatlarıyla deşifre olduğu günlerde bir de bakıyoruz ki Orta Doğu Barışı'nın gerçek mimarı Selahaddin gündeme geliyor. Aslında Kur'an-ı Kerim'de barekne havlehu buyrulan, yani Kudüs ve çevresini mübarek kıldığımız Filistin işgal altında. O zaman Selahaddin gündemimizde. Kudüs işgal altında, Kudüs Hazreti Ömer'in millete ve bütün ümmete armağanı olan Kudüs Şerif şu anda işgal altında. Selahaddin döneminde de işgal altındaydı. Ve o irfan sahibi toplum, O yüce toplum, o imanlı toplum Selahaddin gibi bir yiğit çıkarttı. Şimdi bizim daha çok Selahaddinler çıkarmamız lazım. Evet. Yani düşman kavi, talih zebun derler ama biz inşallah bu zincirleri kıracağız. İnşallah. Şimdi Emin Oktay tarihine mahkum olduğumuz günleri ben hatırlıyorum yaşım itibariyle. Orada Eyyubiler devleti olarak geçiştiriliyordu. Çok kısa birkaç pasajdan ibaret idi. Eyyubiler devleti. Halbuki Selahaddin Eyyubi veya babası Necmüddin Eyyub biz yeni bir devlet kuracağız diye ortaya çıkmış değillerdi. Bu var olan Selçuklu devletini, var olan İslam'ın hamisi olan, mazlumların koruyucusu olan devleti ayakta tutmak istiyorlardı. Dolayısıyla hem Zengilerin hem Selçukluların, Zengilerin Aksumburoğlu İmadüddin Zengi'nin yani Nurettin'in babasının, Kölemenlerin efendime söyleyeyim kurduğu ve Eyyubilerin tabi bayrakları aynıydı. Sarı zemin üzerinde Doruk Kartal. Askeri ve bürokratik hiyerarşi
aynıydı. Hiç arada bir fark yok, değişiklik yok. Şimdi peki niye bize böyle bir sürçülisan gibi şöyle bir gösterilip geçirdi? Ama gerçekten Fatih'in orijinali, suyun kaynağı Selahaddin, hatta suyun kaynağı Raşid halifelerin bir örneği Selahaddin. Fatih de öyle, Sultan II. Abdülhamid Han da öyle. Değerlendirmeler içine aldığımız zaman onu göreceğiz biz. Selahaddin 6 Ocak 1916'da Mehmet Akif, büyük İslam şairi, İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif, Hicaz Demiryolu üzerinde El Muazzam tren istasyonunda, adı El Muazzam ama kendisi küçücük bir Alman mimarisi, bir tren istasyonu. Yanında Eşref Sencer Kuşçubaşı var ve Çanakkale Savaşı yeni bitmiş. Enver Paşa manyetolu telgraflarla bütün sınırlara haber veriyor. Güzel haberler vermek istiyor. Diyor ki düşman, yani İngilizler, bütün Salibiyun Çanakkale'den bizim karşımızda mağlup, mağlup, mecruh olarak gittiler diyor. Mağlup ve mecruh olarak gittiler. Mağlup, mahcup ve mecruh olarak gittiler diyor. Bunu duyduğu zaman o kadar seviniyor ki, çünkü kendi mahallesi Sarıgüzel'den, Fatih'ten de çok şehit haberleri geliyor. Ve hurma bahçesi içine giriyor. Sabaha kadar Çanakkale destanı yazıyor. Ve bu destan Mehmetçikler için yazılmış. Evet. Mehmetçiği överken diyor ki, sen ki ehli salibin kırarak savletini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i, kılıç arslan gibi iclalini ettin hayran diyor Mehmetçi'ye. Kılıç arslan da biliyorsunuz, ikinci kılıç arslan özellikle Selahaddin'le aynı dönemde yaşamış ve Avrupalıların Morgunland dediği Türkiye, Morgunland, ondan sonra Asya Minor, Anatolia dediği Latin tarihçilerinin bunu tam Selahaddin'in Çırağan Şam Deklarasyonu yayınladığı yıl içerisinde Karakınbeli, Afyon Karahisar civarında Karakınbeli yahut da Miryo Kefalon savaşıyla bütün Avrupa Frank tarihçileri artık bu Asya Minor değil Türkiye adını verdiler. Müthiş bir senkron çalışma var. Bir tarafta Orta Doğu'da Selahaddin Eyyubi, diğer tarafta Anadolu'da İslam Birliği'ni kurma için feda icat eden, büyük gayretle çalışan Kılıç Arslan var. Kılıç Arslan tam Selahaddin Eyyubi'nin Şam Deklarasyonu yayınlaması demek, İslam Birliği'ni kurması demektir. Aynı günlerde bir de bakıyoruz ki Selahaddin de akrabası aynı zamanda. Ankara'nın ilk camisi, kalenin içindeki ilk o Alaaddin Camisi diye hatırlayacaksınız. Orada yazıyor, minberin alnında yazıyor. El Melikul Muzaffer, kendine güvenen insanlar, milletine güvenen, milletin de kendisine güvendiği insan, bir lider. El Melikul Muzaffer, Muhyid Dünya ve Din, Melikul Biladur Rum vel Acem, Mes'ud bin Kılıç Arslan, Fi Sefer 1183. Bu liderlere bugün ihtiyacımız var bizim. İşbirlikçilere değil, bağımsızlıktan, onur ve izzetten yana liderlere ihtiyacımız var. Onun için bu Tikrit'te değil, Tikrit'te de çıksın, Kırıkhan'da da çıksın, Reyhanlı'da çıksın, İstanbul'un bir semtinden çıksın, ümmetin herhangi bir toprağından çıksın, onun duası içerisindeyiz. Selahaddin'le ilgili ikinci tespiti var Mehmet Akif'in. Artık ilk postmodern darbe yapılmış Türkiye'de, hatırlayacaksınız. Birinci meclis lağvedilmiş, Lozan, çünkü Lozan'a takoz oluyor. Çünkü Batı Trakya Devleti var, sınırları belirlenmiş, başkenti var, vekilleri var. Bütün Ege Adaları, şimdi oldu Yunan Adası, Batum, Musul, Hatay, bütün buralar yani bir pazarlık mevzu oluyor. O zaman lağvedilince Mehmet Akif İstanbul'a dönüyor ama artık işi yok. Artık evi yok ve bir de sıkı bir kontrol, denetim altında, polis takibi altında. O zaman kalkıyor, diyor ki gidişini, ben diyor Mısır'a gidiyorum, Helvan'da Mısır çocuklarına Türkçe öğreteceğim, Türk dili ve edebiyatı hocalığı yapacak. Niçin gidiyorsun diyorlar kendisine. Mısır'a gidiyorum ki Selahaddin Eyyubi'nin Manzum piyesini yazacağım diyor. Bu da iki. Evet, bu Selahaddin'le alakalı. İkincisi, bakıyoruz ki Erivan, Paris ve Moskova Kürdoloji Enstitülerinde, hatta
yöneticileri, direktörlerinin Yahudi olduğu Türkoloji Enstitülerinde Fransız tarihçiler Selahattin Eyyubi'den bahsederken İslam'ın en saf kahramanı diye bahsediyor. Fransa İslam'ın saf kahramanı diyor. Ama bu söylediğim Ervan, Paris, Moskova Kürtoloji Enstitülerinde bir elinde kılıç meydana çıkmış bir Kürt sergerdesi diyorlar. Onlar da böyle söylüyor ki bu beynel İslam bir liderin bütün ümmetin Türk, Kürt, Araplar, Çerkez, Sint, Beluç, Peştu, Patan hepsinin ortak ceddi olan Selahaddin Eyyubi'yi bir etnik elbiseye giydirmeye çalışıyorlar. Evet. O ona sığmıyor tabii. Şimdi hocam elbette sığmıyor. Siz de maşallah Selahaddin Eyyubi hakkında o kadar geniş çaplı bir araştırma yapmışsınız. Bir sorumuza bile gayet kapsamlı cevap veriyorsunuz. Devam edeceğiz. Son noktayı koyacağım. Buyurun Selahattin. Son noktayı siz koyun. Sonrasında Sefa Hocam'a döneceğim. Evet buyurun. Efendim. Evet. Biz Türkiye Yazarlar Birliği Mihrican el-Merbit Leyali Şiir kapsamında Bağdat'ta her yıl Bağdat ve Basra'da bir şiir şöleni düzenlenir. Hı. Ve biz de oranın Yazarlar Birliği, Edipler Birliği tarafından davet ediliriz. Arabamıza atlarız. Böyle Silopi, Zaho, Dohok üzerinden Musul'a oradan gideriz. Bir gün orada oturuyoruz. Şiirlerimizi okuduk üniversite hafisinde. Funduk el-Filistin var karşımızda. Filistin'den gelenlerin oteli. Bir kadın fırlayıverdi. Otelden kendini yerlere attı. Bunu zannedersem bir ara ben zaten size ifade ettim. Yerden yere atıyor kendisini. Can var biz duyamıyoruz. Ama arada bir elini kaldırıyor, bağırıyor. Eyne ente ya Selahaddin diyor. Evet. Kollarını açıyor. Hemen iki şair arkadaş gittiler, öğrendiler, geldiler. Ne oldu dedik? Dedi ki hedef gözetmeksizin İsrail'in Gazze'de atış yaptığı evlerden birine isabet etmiş. Bu ev, bu ablamızın evi. Kocasının canlı yayında öldüğünü hem ekranda gösterilmiş hem de ismi zikredilmiş ve iki torunu katledilmiş Yahudiler tarafından. Evet. Bağırıyor eyne ente ya Selahaddin diye bağırıyor. Dedim bu Selahaddin kim? Yani abisi mi? Aileden güçlü biri mi? Yok dediler bu Sultan Selahaddin. Yani 850 yıl Orta Doğu'ya barış getiren Orta Doğu barışının mimarı Selahaddin diye bağırıyor. Yani demiyor ey Mesut Yılmaz, ey La Hüsnü ve La Mübarek. Ey Kral Abdullah veya Suud Abdullah diye bağırmıyor. Evet. Bunları görüyor, bunların halini görüyor ve bağırıyor. Neredesin ey Selahaddin diye. Sorduk birbirimize böyle. Ya Selahaddin kim? Sizden üç cümle çıktı. Benden iki cümle, beyefendiden dört cümle. Eyvah dedik biz. Biz ceddimizi tanımıyoruz. Türkiye'ye döner dönmez, başta İrsika olmak üzere Ekmeleddin İhsanoğlu ve Allah razı olsun Profesör Ramazan Şeşen'in yanına gittim. Onun profesörlük tezleri var. Hemen onunla sohbete başladım. Onun kitaplarını okudum ve Selahaddin Eyyubi ortaya çıktı. Önce ben tanıdığım için Allah'a hamd etsin, hamd ettim. Hiçbir şey olmasam da dedim ki Allah'ım Hittin Savaşı'nda veya Fatih'in İstanbul'a girerken rütbesiz bir er olmak nasıl cenneti kazanmaksa Selahaddin de böyle dünya İslam birliğini kurmuş, İslam'ın kıbleteyni olan Kudüs'ü kurtarmış ve üçüncü bir ideali daha var. O da Tüftahannel Konstantiniyye feleniyemel emiru emiruha veleniyemel ceyşu zelke ceyş. Resulullah'ın bütün hadislerini bilen bir akademisyen İstanbul'a yönünü çevirmiş. Ama o size nasip olmuş. Resulullah'ın övgüsü bizi izleyen değerli izleyicilerimize nasip olmuş. Ne Nurettin Mahmud'a ne Selahaddin'e değil. Ama şüphesiz onlar o niyet üzereydi, o arzu ileydi. Onların inancı, imanı ve bize gösterdiği hedefle kazanılmış oldu diye düşünüyorum. Evet, şimdi aslında Selahaddin Eyyubi sadece elinde kılıç durmadan çarpışan bir insan değil. Değil. Aynı zamanda tarihimize, kültürümüze, medeniyetimize çok büyük hizmetler vermiş. Ve bunun yanı sıra çok zühd içerisinde bir hayat yaşayan, ehli takva bir İslam mücahidi. Hocam sizinle az sonra Haçlıların psikolojisine konuşacağız ama öncesinde bir örnek lider profili var karşımızda. Siz bir psikiyatrist olarak mesela Selahaddin Eyyubi portresini nasıl değerlendirirsiniz? Bir yanda ibadet hayatına çok düşkün, bir tek vakit namazını bile cemaatsiz kılmayan, bunun yanı sıra işte Kudüs, Mescid-i Aksa, Haçlıların elindeyken gülmeyen, doğru düzgün uyku uyumayan, karnını doyurmayan bir lider. Bu nasıl bir lider? Yani gerçekten mükemmel bir lider. Hı hı. Dört dörtlük yani örnek bir lider. Yani bazı insanlar vardır, toplumu sürüklerler. Evet. Selahaddin Eyyubi de onlardan biri. Baktığımız zaman onda İslamiyet'i görüyoruz. Hı hı. Yaşayan bir İslam adeta.
yani her şeyi yaşayarak, hissederek yaşıyor. Dediğiniz gibi tam tekmil, yani hem bir kültür adamı, hem bir fazilet insanı, hem samimi bir dindar, hem Allah'a yakın bir insan. Yani onu bakan kişi hissederek yaşadığı için, inanarak yaşadığı için, yaşadıklarını inandığı, inandıklarına yaşadığı için etkiliyor insanları. Evet. Ve bir lider hakkı gerçekten. Hocam, şu nokta çok önemli. Dediğiniz gibi yaşadıklarını bir şekilde etrafına da hissettirdiği için. Evet. Yani ilmi sadece kuru bilgiden ibaret bırakmayıp irfan boyutuna taşıdığı için ve hayatına tatbik ettiği için insanları etkiliyor ve peşinden, evet, sürüklüyor. Bir liderin de olmazsa olmaz bir vasfı galiba. Evet, tabii insanın söylediklerine öncelikle kendine inanması ve daha da öncelikle yaşaması lazım. Evet. Selahattin Eyyubi'de bunu görüyoruz. Doğru. Ve Selahattin Eyyubi'nin yetiştiği ortamı düşünürsek, yani bu biraz sonra değineceğiz, Haçlıların zulmü, evet, barbarlığı, onların her türlü insan yerine koymayışı Müslümanları ve böyle bir ortamda yetişiyorum. Kudüs meselesi o zaman şimdiki gibi büyük bir problem. Evet. Hep ailede bunu duyuyor çocukluğundan itibaren. Babası vali herhalde, değil, evet, mi Mehmet Bey? Beka'da Baalbek valisi. Evet. Devamlı bu sorunların içerisinde büyüyor ve adım adım yetişerek Selahattin Eyyubi oluyor. Düşmanları bile hayran bırakan bir isim. Müslümanları halen bir kurtarıcı remz olarak, bir sembol olarak halen yaşayan bir isim. Kolay değil tabii. Selahattin Eyyubi olmak. Yani hele düşmanları kendine hayran bırakabilmek. Gerçekten o her baba yiğidin harcı değil, dediğiniz gibi. İsterseniz değerli hocam biraz da Selahattin Eyyubi'nin cihat aşkından bahsedelim. Çok anlatılır, çok söylenir. Kudüs düşman işgalindeyken, Mescid-i Aksa henüz Selahattin Eyyubi tarafından fethedilmemişken, alınmamışken, kendisi doğru düzgün uyku uyumuyor, değil doğru, mi? Doğru. Karnını doyurmuyor. Doğru. Ve hiç gülmediği, her daim mahzun ve bir şekilde hüzünlü olduğu etrafındakiler tarafından görülüyor. Evet. Biraz bu yönlerine de vurgu yaparak hemen onu daha farklı yönleriyle tanıyalım istiyoruz. Tabii Sayın Safa Bey'in ifade buyurduğu gibi cihat tarafı, hı, hem nefsiyle hem çevresiyle olağanüstü gayret gerektiren bir uğraş. Şimdi Selahattin Eyyubi'ye tam araştırmaya başladığımız zaman bir de gördüm ki Nurettin Mahmud Zengi'yi tanımadan Selahattin'i tanımak son derece zor. Nurettin Mahmud hükümdar ve Selahattin Eyyubi de daima bu hükümdarın yanında yetişiyor. Hükümdar bu değerli genci yetiştirmeyi kafasına koymuş. Ava giderken onu yanında götürüyor. Çevgan oyunu var o zaman. Çevgan oyunu, bazı alimler karşı çıkıyor. Niye bu hayvanları, bu atları yoruyorsunuz bu kadar diye. Köpürerek koşuyorlar at ile. Ani dönüşler yapıyorlar, manevralar yapıyorlar. Hayır diyorlar, bu bir savaş sporudur. Çevgan'da Nurettin Mahmud Zengi'nin Melikül Adil, onun da lakabı Melikül Adil, Nurettin Mahmud Zengi'nin tek rakibi Selahattin Eyyubi'ydi. 20 yaş fark vardı aralarında. Buna rağmen onu, ona güveni, itimadı son derece fazlaydı. Onun ideali vardı, 3 ideali. Bir, dünya İslam birliğini kurmak. O zaman 33 Atabek ve Emirat vardı Orta Doğu'da. 33 adet Atabek ve Emirat. Sonra Kudüs işgal altında, Kudüs'ü, ikincisi Kudüs'ü kurtarmak, üçüncüsü de İstanbul'u fethetmek. Evet. Bu, bunlar idi. Ona nasip olmadı. Selahattin aldı bunu eline. Önce 1183'te bütün ilim adamlarını, bütün Atabek ve emirleri Şam'da topladı ve dedi ki eğer teker teker kalırsak zayıf düşeriz. Çünkü karşımızda her ne kadar 1144'te Urfa kontluğu alındıysa da, yine İmadüddin Zengi tarafı, Aksungurlu İmadüddin tarafından alındıysa da, şu anda 3 tane var. Bir tanesi Kudüs Krallığı, Kral Guy var karşıda. İkincisi Antakya Prinkepsliği ve Trablus Prensliği ve bütün Antakya'dan Gazze'ye kadar Müslümanlar için sahile çıkacak bir tek benfez, bir tek aralık yok. Tamamen steplere, çöle hapsolmuş. Öyle bir çizgi üzerinde. Evet. Şimdi buranın mutlaka kurtulması lazım. Onun için yaptığı şey bir kere büyük bir diplomat. Hı hı. Daha evvel dedik akademisyen, diplomat ve çok affeden bir diplomat. Sarayı olmayan sultan diye başladık. Hazinesi olmayan ve sarayı olmayan. Ama gönül sarayı olabildiğince zengin. Alabildiğince zengin. Hocam devam edeceğiz ama evet, kısa bir aramız olacak. Hay hay. Sonrasında adaleti, cesareti ve onurlu karakteriyle
düşmanlarının bile gönlünü fethetmiş şarkın en sevgili sultanı Selahaddin Eyyubi'yi konuşmaya devam edeceğiz. Kısacık bir